tam oyuncuların girdiği yerdeyim. Berkan. Taktik tahtası burada. Müzeye girdik. Şurada bak, buldum bak, gel. Düğmesini buldum bak. Geldi. Yeni bölüm geldi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz Beşiktaş stadyum turunda yorum kısmına yazmıştınız. Nef stadyumu, nef stadyumu, nef stadyumu, nef stadyumu, nef stadyumu diye. 10.000 like olursa da aşağıya en çok yazdığınız stadyumu gezmeye çalışacağım demiştim. İçeri gireceğiz. Sizle beraber Nef stadyumunu keşfedeceğiz. Tabii bu video özelde sizlere bir hediyem var. Leo ta 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 ta. Evet, geldi. Buralar sayende bu formayı içinizden birine hediye edeceğim. Kanala abone olup bu videoyu beğenip aşağıya da en güzel yorumu yazarsanız forma için hak kazanacaksınız. Tüm detaylarını da videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. 15.000 beğeni gelirse yine bu videonun altına en çok yazacağınız stadyumu sizler için gezeceğim. Bizim videolar biraz daha böyle maceralı geçiyor. Bu sefer bizi neler bekliyor? Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım içeriye sızma yapabileceğiz mi? Burası sol taraf. GS Store'un olduğu yer. Bu sezon, yani sezonun bitmesine daha çok var. 175.000 forma tükenmiş. Yukarıdaydık. Tak! Aşağıdayız. Buradayım. Takım otobüsünün yanaştığı, oyuncuların içeri girdiği yere doğru gidiyoruz. Bir gidiyoruz, düşünseniz orada. Tak, bir açıyoruz kapıyı, Mertens. Mertens'i unutmuşlar burada. Kişinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Protokol girişi sanırım bildiğim kadarıyla ileride ama burası, tam bu kırmızı alanın orası, takımın otobüsünün yanaştığı yer. Tam oyuncuların girdiği yerdeyim. Mertens, Icardi, aklınıza kim geliyorsa hepsi buradan içeri giriyor. O tribi yaşamak istedim. Şöyle bir otobüsten ineyim. Şuraya bir otobüs koyabiliyor muyuz? Şöyle karşıdan beni içeri girermiş gibi çeksene abi, gözünü seveyim. Karşıdan şöyle içeri giriyormuş. Otobüsten bir ineyim. Montajda bunu yaparsınız ya. Montajda bunu halleder. Otobüsten iniyorum. Kulaklık takılı. Bir dakika, bir dakika bak. Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray. Yazıları çek abi. Bir UEFA kupası, bir UEFA Süper Kupası, 22 Süper Lig, 18 Türkiye Kupası, 16 Süper Kupa. Buraya rakip takım olarak girsen, baksana We Are The Best Galatasaray yazıyor. Şöyle taraftarlar falan. Bir de bu yukarısı böyle üstüne üstüne geliyor gibi. Şu an hissiyatımı söylüyorum. Bu teller böyle baskı oluyor. Yani rakip takım buraya geldiği zaman illaki etkileniyordur. Bayağı iyi duruyor. Mesela Beşiktaş stadında da gezmiştik. Orada da yine böyle detaylar vardı hatırlıyorsanız. O videoyu izlemeyenlere de izlemesini tavsiye ediyorum. Baksana şuralara. Bak, Galatasaray maçından sonra burada oyuncular konuşuyor. Basın orada oluyor. Arkadaşlar, şampiyonluk yolunda emin adımlarla gidiyoruz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bak, şurada da bir detay var. Arkadaşlar, böyle oradan girdik geldik. Tam burası takımın sahaya çıktığı yer. Burada son takım arkadaşlarıyla konuşuyorlar. Rakip takımdaki oyuncularla selamlaşıyorlar. Hakem orada konuşmasını yapıyor. Kramponlar kontrol ediliyor. Sonrasında da takım sahaya çıkıyor. Tam buradan Galatasaray sahaya çıkıyor. Okan Hoca, herkes buradan çıkıyor takımdaki. Hatta Okan Hoca demişken de, Okan Hoca'nın bakın, teknik direktör Okan Buruk'un da burada fotoğraflarına yer verilmiş. Burada. Teknik direktör Fatih Terim'in de yine burada bir fotoğrafı var. Şu tarafı hemen göstereceğim size. Konsantrasyon da Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda sembolü haline geldi. Buradan böyle oyuncular sahaya çıkıyor. Aydınlanacağım şu an büyük ihtimal. Kameranın ışığı aydınlanacak. Karanlıktan çünkü ışığa çıktık. Şöyle bir göster stadı.
güzel görüntü inşallah sizlere yansıyordur. Zemin var ya, halıdan daha temiz ve net duruyor şu an. Biliyorsunuz buranın zemini hibrit çim olarak geçiyor. Stat'taki en önemli şeylerden biri bence 10.500'e yakın güneş enerjisi panelleri var bu stadın çatısında. Bu stadın elektriğinin %63'ünü de karşılıyor. Yedek kulübesine oturalım ya. Yedek kulübesi burası. Oyuncular burada oturuyor. Sizler için bu deneyimi yaşayacağım. Şöyle bir oturuyorum. Sana bir şey söyleyeyim. Deri koltuklar falan inanılmaz ya. Şu an bir de güneş vurmuş ya. Nasıl ısındım biliyor musun? Eriyorum şu an. Buradan sağa güzel gözüküyor. Şöyle bir bakıyorum. Sağ çok iyi gözüküyor. Bazı statlarda gidiyoruz. Koltuklar daha farklı ama burası böyle deri koltuk falan. Bunlarda koltuk ısıtma da var zaten. Şurada bak buldum bak gel. Düğmesini buldum bak. Gel gel çek çek bu detayı çek. Çek abi. Bak düğmesini buldum. Berkan. Abi bizim bölüm çok izlendi ya. İkincisini istiyorlar. Hoca beni çağırıyor. Hocam geliyorum. Bana dememiş oğlum ya. Barış'a demiş ya, Barış Alper'e demiş. Bu videoyu beğenip kanala abone olup aşağıya da yorum yazarsanız bir bakmışsınız yarın Ronaldo ile Messi ile videolar bile gelebilir. Abartma ya. Hadi turumuza devam edelim. Beyler bu koltuklar niye kapalı diye düşünüyorsunuz? Bunlar da maç günü açılıyor. Şu an için korumak amaçlı da bu şekilde saklanıyor. Şunu da merak ediyorum. Başkanların oturduğu yerden, protokolden sağ nasıl gözüküyor? Hadi yukarı çıkalım. Gitgide seviye yükseliyor. Şöyle bir çıkalım. Şimdi yavaş yavaş protokole doğru gidiyoruz. Burada daha çok şu an kapalı gördüğünüz yerde oyuncu eşleri falan yakınları oturuyor. Ben de şu kapıdan gireceğiz diye düşünüyorum. İnşallah kapı açıktır yoksa atlayacağız biliyorsunuz. Beşiktaş stadında atlayarak gitmiştik ama burada açık olabilir. Şuralar localar. Kapasiteleri yanlış bakmadıysam araştırdım bak. 6 ile 27 kişi arasında değişen 198 adet loca var. Başkan koltuğundan nasıl gözüküyor? Şimdi başkan ile maç izleyeceğiz. Sayın başkanla birlikte maç izleyeceğiz. Burası tam çizginin olduğu koltuk bu galiba, evet. Tam bu koltuk. Of. Koltuğun rahatlığı, şu an şu konforu. Şu an burada oturmak var ya, çok ayrı bir his ya. Ayrı bir özgüven biliyor musun? Bu koltuktaki şu an hissiyatı anlatamam. Ama tabii ki de başkan koltuğuna oturamayız. Sanırım şu başkan koltuğu. Bu koltuktaki hissiyatı anlatamıyorum şu an oturma hissiyatını ama nasıl gözüktüğünü size göstermek istiyorum. Gel abi. Otur. Gel. İzleyenlerimizin gözünde bir göster. Tam gözüne koy. Bir bak bakalım nasıl. Arkaya yaslan. Yaslan arkaya abi. Gözüne koy. Heh, böyle mi gözüküyor? Böyle mi gözüküyor? Peki. Ben tekrar oturdum. Şimdi burada şey yok mu benim kapağı yazmam? Başkanla maç izledik. Ayıp değil mi lan? Şşş, oğlum ayıp değil mi lan? Sayın Başkan, yönetim burada oturuyor. Burayı gösterdik, şurada ekranlar oluyor. Gösterir misin? Burada ekranlar oluyor maçı takip etmeleri için. Yani pozisyonların tekrarını görebilmek için. Burada ekranlar oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Gel abi bakalım içeriye girebileceğiz mi? Buraya girebileceğiz mi? Yok. Burayı gösterdik. Basın toplantı odası, en sonda soyunma odasını göstereceğim sizlere. Oo, basın toplantı odası çok iyiymiş. Baksana. Basın olarak oraya oturuyorlar. Hoca buraya oturuyor. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Burası çok güzel. Arkada hemen ekran var. Ekranda da maçtan sonra tabii logolar oluyor vesaire, reklamlar oluyor. Hoca buraya oturuyor. Buradan maç sonrası konuşmasını yapıyor.
Arkadaşlar galibiyet serimize bir yenisini ekledik. Oyun olarak takımım istediğim performansı yansıttı. Oyuncu grubuma güveniyorum. Şimdi bir de sen hocanın koltuğuna, taraftar yani bizi izleyenler için sen de hoca koltuğuna oturur musun? Teknik direktörün gözünden nasıl gözüküyor bir de öyle gösterelim. Ben böyle geçeyim. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Soru sorabilir miyim hocam? Teşekkürler hocam. Mert Yüksektepe YouTube kanalı. Üçüncü bölgede çok etkili bir Galatasaray vardı. Hücum hattı ile ilgili siz neler söylersiniz? Takımın performansı ile ilgili genel yorumunuz ne olur? Basın toplantı odası. Burayı da sizlere gösterdik. Forma yine bizlerle beraber geziyor. Müzeye doğru gidiyoruz. Geldi. Müze turu geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi müzeye girdik. Pazartesi hariç ve maç günleri, hafta içi ve maç günleri müze turlarına gelebiliyorsunuz. Arsız Kral Metin Oktay'ın Balmum heykeli. Toz detayına kadar yapmışlar. UEFA Kupası'nın minyatürleri burada. Şimdi bu tarafa geldik. Burası taraftar bölümü arkadaşlar. Burada da özel parçalar var. Göstermek istedim. Mesela şurada sordum şimdi. Gomis'in ayakkabıları burada. Şöyle gösterelim. Gomis bayağı büyük giyiyor galiba. Şöyle devam ediyorum. Ne var diye. Burada Fatih Hoca'nın nerede kalmıştık tweet'i var. Tişörte baskılı şekilde. Kupaların olduğu bölüme geçiyoruz. Galatasaray'ın almış olduğu kupalar. Şimdi sizlere gösterdim. Hadi soyunma odasına. Burası soyunma odası. Arkadaşlar burada giyiniyorlar diyormuşum. Burada yemek yiyorlar. Maçtan sonra falan. Yemek yiyorlar burada. Oturuyorlar. Takımın yemek yediği yer. Şimdi şöyle gidelim. Burada buzdolabımız var. Burası dinlenmek için büyük ihtimal. Ben mesela futbolcu olsam şurada bir... Burada oturmaya fırsat olmaz. Çok fazla. Girelim abi. Şurası neymiş? Antrenör odası diyor. Hocam gelebilir miyim? Bir dolabımız var. Ceketi buraya asıyoruz. Yardımcı hocalar oturuyor. Teknik direktör buraya oturuyor. Toplantıyı yapıyor. Burada maçtan önceki ekibiyle son konuşmayı yapıyor. Sonrasında da zaten buradan çıkıyor hoca. Böyle büyük ihtimal bir dakika bir krampon odası var. Ona da bir bakayım. Kim var takımı toplayayım? Krampon yok. Ama maç günleri eminim ki burası kramponla dolup taşıyordur. Krampon odasını gördünüz. Şimdi krampon odasındaki işimizi bitirdik. Hocaymış gibi bir takımın yanına gidiyoruz. Videoda en çok merak ettiğiniz yere götürüyorum sizi. Soyunma odasına. Bir soyunma odasındayız. Taktik tahtası burada. Maça çıkmadan önce son taktik provası. Son taktikler buraya yazılıyor. Beyler, her soyunma odasında bu konuşmayı yapıyorum. Niye yaptığımı bilmiyorum. Sormayın da niye bu konuşmayı yaptığımı. Sizlere güveniyorum. Bu maçı alın. Hepinize güveniyorum beyler. Hadi. Hoca olarak sizlere göstermeye çalıştım ama bir de oyuncu olarak şuraya oturayım dedim. Formada hemen arkamda bu formayı aranızdan birine hediye edeceğim. Formayı kazanmak için de detayları videonun açıklama kısmında sizlerle paylaştım. Icardi'nin forması. Soyunma odası görmüş forma diye. Letgo'ya koymuş. Hadi bir de içerilere gidelim ya. Çok büyük gaza geldim, duramıyorum. Şu an şuraya girmem lazım, devam ediyorum. Burası şok havuzu futbolcular için. Maçlardan sonra giriyorlar. Şok havuzundan çıktıktan sonra bir tuvalete giriyorum. Sonra burada da bir şeyler var. Gidelim abi. Burada ne var? Burası duşların olduğu yer. Burada duş alıyorsun. Burası neymiş? Masaj odası. Aa, severiz.
Masaj odasını severiz. Şimdi masaj odasına geldik. Benim arka adene biliyorsunuz hep bir çekme yapıyor. Hocam, ayağım çok fena hocam. Masaj odasında gösterdik arkadaşlar. Yine videonun başında söylediğim gibi bu videoya 15 bin beğeni gelirse sizler için aşağıya en çok yazdığınız stadyumu gezeceğim. Stadyum turlarımız devam edecek. Bu kanalda futbolla ilgili, sporla ilgili tüm eğlence içeriklerini çekmeye çalışacağım. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, aşağıya da yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.